Diyelim ki elimizde HX dediğimiz bir ikili asit var. Aslında X bir halojen. Mesela buraya flor, klor, brom ya da iyot yazabiliriz. HX bir proton verirse, geriye kalacak olan şey eşlenik bazı X eksi olacaktır. Bir önceki videodan da hatırlayabileceğiniz gibi, eşlenik baz ne kadar kararlı olursa, HX'e protonunu vermeye o kadar gönüllü olur. Başka bir deyişle eşlenik baz ne kadar kararlı olursa asit o kadar kuvvetli olacaktır. O zaman buradaki 4 ikili asidi inceleyelim. Hidroflorik asidin pKa değeri yaklaşık olarak 3. Hidroklorik asidinki yaklaşık olarak eksi 7. Hidrojen bromürün pKa değeri eksi 9 iken hidrojen iyodürünki eksi 10. Hatırlıyorsanız pka değeri ne kadar düşükse asit o kadar kuvvetli oluyordu. Demek ki bu tarafa doğru giderken pka değerleri azaldığına göre asitlik kuvveti artıyor olmalı. Öyleyse asitliği artırıyoruz. Hidrojen iyodür en düşük pka değerine sahip olduğuna göre bu dördü arasındaki en kuvvetli asit olmalı diyebiliriz. O zaman eşlenik bazı en kararlı olan da hidrojen iyodür olmalı. Hidrojen iyodürünün eşlenik bazı iyodür anyonu yani I eksi. Burada da saydığımız diğer asitlerin eşlenik bazlarını görüyorsunuz. Florür anyonu hidroflorik asidin eşlenik bazı. Klorür anyonu ise hidroklorik asidin ki. Bromür ise tabi ki hidrojen bromürün eşlenik bazı. Son olarak da iyodür anyonu. Biraz önce de söylediğimiz gibi hidrojen iyodürün eşlenik bazı. Hidrojen iyodür en kuvvetli asit olduğuna göre iyodür anyonu en kararlı anyon olmalı. O zaman eşlenik bazların kararlılığını iyonların büyüklüğüne, hacimlerine dayanarak da açıklayabiliriz. Daha önceki derslerden hatırlayın. Periyodik tabloda bir grup içinde aşağı doğru gidersek anyonun hacmini arttırmış oluyoruz demiştik. O zaman buraya da iyon yerine anyon yazabiliriz. Peki. Anyonun büyüklüğünün artmasının eşlenik bazın kararlı hale gelmesiyle nasıl bir ilgisi olabilir? Burada düşünmemiz gereken şey negatif yük. İyodür anyonun üzerinde büyük bir hacme dağılmış negatif bir yük var. Bu da anyonu daha kararlı hale getiriyor. Elektronların birbirlerini ittiklerini biliyoruz. Ama negatif yükü büyükçe bir hacme dağıtabilirseniz, bu yükü daha kararlı bir hale getirmiş olursunuz. Mesela bu anyon, florür anyonundan daha kararlı diyebiliriz. Florür anyonun üzerindeki negatif yük küçük bir hacimde yoğunlaşmış. Bu da iyodür anyonuyla karşılaştırdığımız zaman onu daha kararsız bir yapıya sahip olmasına yol açıyor. İyodür anyonu en kararlı yapıda olduğuna göre hidrojen iyodür de protonlu vermeye en gönüllü asit diyebiliriz. Başka bir deyişle bu dördü arasındaki en kuvvetli asit. Fark ettiyseniz şu anda bahsettiğimiz şeyi, elektronegatiflik hakkında konuştuğumuz bir önceki videodan farklı. O videoda aynı periyotta bulunan elementleri karşılaştırıyorduk. Periyodik tabloda bu tarafa doğru yatay bir şekilde ilerliyorduk. Flor o periyottaki en elektronegatif element, yani negatif yükü en iyi şekilde kararlı hale getirebilen element olduğu için florür anyonu da en kararlı anyondu. Ama periyodik tabloda bir grup içinde aşağı doğru ilerlediğimiz zaman elektronegatiflik azalır. Elektronegatiflik bu noktada anyon kararlılığını etkileyen en baskın özellik değil. Yoksa elektronegatiflik azaldığına göre hidrojen flörün yine en kuvvetli asit olduğunu söylememiz gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi gerçekte olan bu değil. Demek ki periyodik tabloda bir grup içinde ilerlerken Eşlenik bazın kararlılığını belirleyen şey anyonun hacmi. Anyon ne kadar büyük olursa negatif yükü kararlı hale getirmesi o kadar rahat olur. Yani eşlenik baz o kadar kararlı olur. Diğer yandan eşlenik baz ne kadar kararlı olursa HX proton vermeye o kadar istekli olur. HX o kadar kuvvetli bir asit olur. Burada göz önünde bulundurmamız gereken başka bir önemli nokta da bağ kuvveti. Hidrojen iyodürün en düşük pKa değerine sahip olan en kuvvetli asit olduğunu söylemiştik. Demek ki buradaki bağ en kolay kırılabilen olmalı. Eğer bu bağ kolayca kırılabilirse bu proton da kolayca verilebilir. Aslında ikili asitlerin bağ kuvvetleri hakkında bilgi sahibi olmak için bağ enerjilerine bakabiliriz. Hatta bağ enerjilerini bağ entalpileri olarak da adlandırabiliriz. Bağ kırılma enerjisinin ölçtüğü şey gaz halindeki bir molekülde söz konusu bağın koparılmasıyla ortaya çıkan enerji miktarıdır. O zaman buradaki hidrojen halojenürlerine bakalım ve bağ enerjileri hakkında düşünelim. Hidrojen ve flor arasındaki bağ kırılması en zor olan gibi gözüküyor. Çünkü bu bağ kırmak en fazla enerjiyi gerektiriyor. Grup içinde aşağı doğru ilerlerken bağ enerjisinde azalma görüyoruz. Hidrojen ve iyot arasındaki bağı kırmak sadece 299 kilojül bölüm mol gerektiriyor. Aslında bu değerlerin yaklaşık olarak verildiğini söylemem gerekiyor. Değişik kitaplarda değişik değerler görmeniz mümkün. Ama sonuç olarak hidrojen ve iyot arasındaki bağ kırılması en kolay olanı. Asitler bakımından ele alırsak da bu bağı en kolay kırılan olduğuna göre bu asit protonu en kolay verebilecek olan demektir. Bu da en düşük pKa değerine sahip olduğunu gösteriyor. O zaman biraz önce de söylediğimiz gibi hidrojen iyodür bu asitler arasından en kuvvetli olanı diyebiliriz.